وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Kimler ki o kimseler ki onlar her hansı bir görüşü terk etmek istemirler. Neye göre? Çünkü diyeyim, benim mezhebim Hanefi mezhebidir. Benim mezhebim Şafii mezhebidir. Ben bu mezhebden kenara çıkmıram. Ben imamın görüşünü terk etmirəm. Ve o korkur ki o görüşü terk etse hemen mezhebden çıkmış olar. Onlara deyirəm ki korkmasınlar. Çünkü senin her hansı bir delile göre öz mezhebinin imamının görüşünü terk etmeyin seni hemen mezhebden çıkarmır. Necə ki biz bundan evvel misal çekmiştik. Muhammed İbni Hasan Şeybani ve hemçinin Ebu Yusuf rahimahumallah. Onlar hansı ki Hanefi mezhebinde en meşhur imamlar idiler. En meşhur İmam Ebu Hanife en mülazim olanlar idiler. En mülazim talebeleri idiler. Ama bununla beraber mezhebin 3'te 2'sinde İmam Ebu Hanife'ye muhalif olublar. Bununla beraber elə indi de onlar İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde sayılırlar. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde imamlarına mezhebin 3'te 2'sinde muhalif olsalar da yine de onlar Hanefi olmaktan çıkmadılar. Bunu neye göre deyirəm? Kimler ki imamının sözünü terk etmir ki, korkur ki öz mezhebinden çıkmış sayılar, öz mezhebine nisbət olmaktan çıkmış sayılar. Ve o korkmasın, çünkü onun imamının sözünü her hansı bir delile göre terk etmesi onu o mezhebden çıkarmır. Eksine bu ile hemin imamların bizi terbiye ettiği terbiyedir. Fakat sahha anhu ennehu kal, fikir verin, deyir ki artık, yine İbn-i Şehna rahimullah deyir ki artık sahih olarak ondan gelmiştir ki, yani İmam Ebu Hanife'den sahih olarak söz gelmiştir ki اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثِ فَهُوَ مَذْهَب۪ي, eğer hadis sahih olarsa o benim mezhebimdir. Yani sahih hadis gördünüzse bilin ki o benim mezhebimdir. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.